Herkese merhabalar. Bugün arabadan bir açılış yapıyorum. Şu anda Ölüdeniz'deyiz. Ölüdeniz Beach'lerinin önünde arabada bekliyoruz. Henüz denize girmedik. Çünkü önce daha önemli bir işimiz var. Yamaç paraşütü yapacağız. Zaten dünkü videoda bahsetmiştim. Saat 12-1 arası İsmail abiyle işte buluşacağız diye konuştuk. O yüzden dedik şimdi boşuna denize girmeyelim. Islak ıslak uçmayalım. Önce uçacağız, ondan sonra denize gireceğiz. Bahadır çok heyecanlı. Ben deseniz, ben de çok heyecanlıyım. Açtım YouTube'dan şeyleri izledim. İşte Ölüdeniz yamaç paraşütü yazdım. İlk atlayış anlarını falan izledim. İyice bir geldiler. Ve şu anda tepemizden uçuyorlar. Onları izliyoruz. Dönüyorlar, takla atıyorlar havada falan. Onları izliyoruz. Ama ben diyeceğim ki bana takla attırma o kadar. Aksiyon istemiyorum diyeceğim. Bakalım inşallah benim sözümü dinler. Bu arada kamerada video ve fotoğraf da çekebiliyorsunuz yamaç paraşütündeyken. Çektiğim videoları eğer ekleyebilirsem bu videonun içerisine eklemek istiyorum ama ekleyemezsem Instagram'a mutlaka paylaşacağım. Bahadır radyoyu kapatır mısın? Instagram adresim sedansan95. Oradan bakabilirsiniz paylaşımlarıma. Böyle rahat bir şeyler giydim. Pembe böyle terletmeyecek şeyler giydim. Altımda da bu çiçekli şeylerden var. Rahat bel elastikli pantolonlardan var. Arabada otururken böyle dolamıştım da şimdi böyle yaptım. Normalde böyle gezmiyorum yani. Çok heyecanlıymış. Neden? Manyaklık oğlum, baksana şuraya ya. Kafayı yemiş bu millet ya. Allah Allah. Göstereyim mi size de? Bakın bakın, insanlar uçuyor. Birazdan biz de uçacağız. Hayır, bazıları da takla atıyor. Evet, takla atanlar var mı? Şu an bakayım. Çok yok herhalde şu an takla atan. Bunlar normal. Süzülüyorlar şu an havada. Şu an normal havada süzülüyorlar. İnişe doğru takla atıyorlar yere yakın olunca. Ay, ben ondan çok korkuyorum. Geçen sefer attırmıştı bana İsmail abi. Bayağı tırsmıştım. Bağırış çağırış videolarım var hatta yani. Heyecandan dilimiz tutuldu arkadaşlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Millet uçuyor vallahi. Ne kadar abarttın. Korkma o kadar Seda ya. Vallahi alt tarafı uçuracaksın, takla atacaksın. Tamam falan. Seni göreceğim. Seni göreceğim. Bakın. Seni göreceğim oğlum. Aa, paraşüt katlanmış adamın. Ya, ya düşerse ne olacak şimdi? Ciddi söylüyorum bu arada. Ve hala katlanmaya devam ediyor. Evet. Ya. Şimdi servise biniyoruz. Bu serviste çıkacağız daha. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Gözlük takılması gerekiyormuş. Benim gözlüğüm yoktu. Hemen bir tane bana ayarladılar. Yakışmış mı? Ama yakıştı bana da. Yakıştı, yakıştı. Biz geldik ama şu anki manzaradan sonra... Pamukkale hiç böyle değildi. Burası çok korkunç. Allah aşkına. Arkadaşlar buradan aşağı doğru koşacağız. Bakın. Kendime şu an inanmıyorum. İsmail abi, hep senin yüzünden bunlar. Şu yapılmaz mı? Abi çok korkunç cennet gözüküyor ya. Bakın şimdi. Adam koşuyor şu an. İşte koş, koşuyor. Ha şöyle ya, doğru. Senden bunları bekliyorum. Ve ya. Uçtu. Gel gel sen gel. Şimdi şunları da çekeyim. Kendimi uçarken çekemeyeceğim. Şöyle herkesin sırtında kendi koltuğu var. Herkes kendi koltuğuna oturuyor. Görüntüde böyle bir koltukmuş gibi ama çok alakasız yani. İki koltuk arka arkaya oluyor. Bakın. Bismillah. Hadi bakalım. Uçacaklar şimdi. Aa, şurada uçan var. Çekemedim. Bahadır. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Şimdi hazırlanmaya başlıyoruz.
Yerimde duramıyorum. Geleceğim. Ay, hakkınızı helal edin. İnşallah güzel bir uçuş olur. Bu uçuşu da başarıyla sonuna gelebilir. Basmıştım ben, açık. Ben çok şeyim, böyle saçma sorular sorarsam sen... Şey... Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bu çalımın küçük yerde seni rahatsız eder mi? Önemli değil, alışkın. Gel. Müdür, gel. Sen kafayı yedin herhalde. Bahadır, sen bilmeden geri dönersen... Ya yok canım, daha neler. Kafayı yedin diyorsun ya, ne bileyim, gel, sen gel, bilmeyeceksin. Gel. Bu gözlük şimdi nasıl takacağım? Biri aradı, seni kapattık. Gel. Abi, bunlar kilitlenmiş mi? Kilitlenmiştir. Ben hazırım. Havada ona mı oturacaksın? Evet, öyle oturacağım. Değil mi İsmail abi? Şuna bakar mısın? Ay, kıyamam sana. Nasılsın? Kardeşim. Tut lan. Görüşürüz. Hoşça kal. Umarım eğlendin. Abi iyiydi de o sonraki yapacak. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Evet, herkese tekrardan merhabalar. Bugün ne çektim inanın hiç hatırlamıyorum. Benim için çok aksiyon dolu bir gündü. Zaten izlediyseniz bilirsiniz. Şimdi ben Instagram'a bir şey paylaştım. Dedim ki Fethiye'yi bilenler, Fethiye'de yaşayanlar bana burada hani ne meşhur, nereye gidilir akşam saatlerinde onu söyler misiniz dedim. Çoğu kişi Kordon'dan bahsetti, yani Kordon sahilde böyle bir yolmuş ve Paspatur Çarşısı'ndan bahsettiler. Ondan sonra bir tane Şehit Fethi Parkı mı? Öyle bir park varmış, oradan bahsettiler. Şimdi biz de Kordon'a doğru gidiyoruz. Bu arada yanıma hiç iğne almamam ve şalımın uçması her yerde. Almadın mı? Yok.
Aa, bir tane aldım, onu da kaybettim. O da bugün yamaç paraşütünde kendinden geçti. Yani şalım ne kadar mahvoldu gördünüz. Kendinden geçti. Şal az kalı uçuyordu. Her neyse, şimdi Kordon'a gidiyoruz. Bir karnımızı doyuracağız. Ondan sonra işte diğer yerlere, eğer vakit zaman kalırsa diğer yerlere gideceğiz. Söylemek istediğim bir şey var. Biliyorsunuz biz kamp yapmaya geldik. Fakat bunu söylerken çok utanıyorum. Dün gece biz kampta kaldık. Ve şunu anladım. Benim için bir olan bir yer, yani kamp ve benlik bir durum değilmiş arkadaşlar. Birincisi, Bahadır zaten çadıra sığmadı. İkincisi, çadırlar bütün kamp alanlarında çok çok yakın. Yani çadırın içindesiniz fakat yan çadırınızda, ön çadırınızda insanlar neler konuşuyor onu duyuyorsunuz. Çok fazla bir samimi ortam vardı. Aynı zamanda lavabo sıkıntısı, duş sıkıntısı olan bir yerdi. Yani şöyle saçma bir durum vardı. Bayanlar lavabosunun yanında erkek duşu vardı. Erkekler lavabosunun yanında bayan duşu vardı. Yani neden böyle bir şey yapılma ihtiyacı duymuş hiç bilmiyorum. Ama duş almak istiyorsanız eğer erkek lavabosunun oraya girmeniz lazım. Orada erkekler oradayken, lavaboya ihtiyaçlarına giderirken siz orada duş almanız gerekiyor gibi gibi böyle bir sürü saçma şey vardı ve benlik olmadığını düşündüm ve zaten gerçekten hiç gece rahat edemedik. Yani sürekli gece uyandık, sürekli köpekler zaten çadıra sürtüyor falan. Bir ara köpek nasıl çadıra sürttüyse kafam değdi resmen çadırdan, biliyor musun? O kadar sürttü. Neyse, yani o yüzden biz de dedik ki internete bakalım. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Fethiye Ölüdeniz çok kalabalık bir yer olduğu için otellerde yer bulmak çok sıkıntı. Yani hemen o gün için yer bulmak sıkıntı. Biz de bir tane çok şükür bir otelde yer bulduk. Böyle küçük küçük butik bir otel. Orada yer bulduk. Hemen yorumlarına baktık. Yani otel konseptine geçtik arkadaşlar. Yani çok aslında pansiyon gibi de aslında kaldığımız. Yani havuzu var. Havuzu olan, böyle içerisinde kahvaltısı olan, böyle ufak bir otel gibi bir yer. Evet. Fiyatı çok uygundu. 2 geceli 360 TL'ydi ve hemen yorumlarına baktık. Yorumlarda da fiyatına göre gayet güzel olduğu, temiz olduğu ve çalışanlarla ilgili olduğu yazıyordu. Gerçekten temiz, gerçekten çalışanlar ilgili. Böyle ne çok küçük ne çok büyük bir tane havuzu var ve insanlar denize gitmeyi tercih ettiği için havuzda zaten boş oluyor. O yüzden biz de orayı bulduk. Neydi otelin adı? The Green Valley Hotel diye geçiyor. Dediğim gibi ufak bir binayı böyle otel haline getirmişler. Hemen gittik, yerleştik. Önce yamaç paraşütü yaptık. Saat 2.30-3 gibi paraşüt işimiz bitti. Otele gittik, yerleştik, biraz uyuduk falan derken akşam saat 4-5 oldu. O saatten sonra da beachlere gitmeyelim, hani sahile inmeyelim, denize girmeyelim dedik. Otelin havuzunda takıldık. Gayet de memnun kaldık. Yani biz bugün yamaç paraşütü ve havuza girdik. Şimdi akşam olduğu için de böyle Kordon'a gidiyoruz. Akşam gezilecek yerlere gidiyoruz. Şimdi Kordon Yolu Caddesi'ndeyiz. Böyle sahil kenarında yürüyüş yolu gibi bir yer. Ufak ufak tekneler var. Aynı zamanda bir sürü dondurmacıların olduğu bir yol diyeyim size. Aslında marina gibi değil mi Bahadır? Yani marina tarzında böyle şirin bir yer. Mutlaka bir dondurmacıdan dondurma yiyeceğim. Burası üzerinde şehitlerin isimleri yazıyor. Şehitlerin anısına yapılmış bir yer. Şöyle göstereyim. Bence çok önemli. Burada böyle bir küçük havuz var. Havuzun üzerinde balerin kızların etekleri uçuşuyor. Altlarından ışıklar çıkıyor. Bakın. Çok güzel. Görüşürüz balerin kızlar. Şimdi böyle bir sokağa girdik. Bu Starbucks'ın olduğu sokak. Burada bile dolu ya. Burada bile dolu yani. Starbucks, evet, burada bile dolu. Böyle kafeler var karşılıklı. Şimdi bir tane gezici kesip oturacağız. Ev yemekleri olan bir yere oturduk. Şimdi çorba içiyorum. Bir de kapuska söyledim. Bahadır sen ne söyledin? Tavuk ve pilav söyledim. Ben hafif bir şeyler yemek istedim. Kaç gündür derken günle bugün katı şeyler yiyorum. O yüzden böyle bugün sulu şeyler yemek istedim. Yani yemeklerimiz geldi. Bu benim kapuskam. Bahadır'ın pilavı ve tavuğu. Güzel mi? Afiyet olsun hayatım. Rezalyeli bir tavuk yemeği. Çorbayı çok koymuşlar, bitiremiyorum. Yemeğimizi
yedik. Yedikten sonra da oradaki çalışanlara sorduk hani kordon neresi, bizim az önce geçtiğimiz yer mi diye. Hem bizim geçtiğimiz yermiş, hem şu an gittiğimiz yermiş, hem de böyle geriye doğru bir yer varmış. Bu gittiğimiz yer en uzun Kordon Caddesi'ymiş. 2-3 kilometreymiş. Biz de dedik ki geri gidelim. Biz oraya gezmedik. Orayı böyle boydu boyuna bir yürüyelim dedik. Yürüyebileceğimiz kadar tabii ki. Böyle restoranlar, çay bahçeleri falan varmış denize sıfır bir şekilde. Şimdi oraları gezeceğiz bakalım. Yürüyoruz, yürüyüşten. Yürüyeceğini seni tanıdım. Ama bir şey dikkat edin. Bir orta bir yolumuz daha var. Anladığım kadarıyla burada hep böyle içkili mekanlar var. Yani hep değil de çoğu öyle. Hatta az önce bir tane çok güzel mekan vardı. Canlı müzik vardı. Bahadır böyle yaptı. Mekan çok güzel Allah için ama içkili falan. Sonra böyle yaptı. Tövbe tövbe içkili mekanı Allah için diyorum falan. Turma yeri yapmışlar. Üzerine de Fethiye Hatırası yazıyor. Orada fotoğraf çekti beni Bahadır. Ama hiçbirinde güzel çıkmadığım için hiçbirini kullanamayacağım. Bahadır güzel çekmiş ama benim kıyafetim falan yamuk yumuk çıkmış. O yüzden onları kullanamayacağım. Oturmuşken böyle dinlenelim dedik. Çikolata sos olsun mu? Olsun. Al şunu. Abi sen yapma ya. Böyle yaparsam abla... Eyvah ettim. Kalk sen buraya geç. Buraya bir. Devam et. Teşekkürler abi. Ben şuraya çekeceğim. Sadece ben malacağım. Al. Sen de al. Abla yakalasan ne diye. Ama yakalayamadık abla. Gelsen sen de sıra. Ya. Merhaba. Evet başka. Dondurmalarımızı aldık. Şuraya ben bakayım ya. Bubble miydi neydi? Karamel ve bubble. Çok güzel. Güzelmiş değil mi? Sakızlı gibi. Karamel ve bubble söyledim. Topu 5 TL'ydi. Bahadır 2 top limon aldı. Keşke bir 5 liranda başka bir şey denemek için harcasaydın aşkım. Seçemedim ki. Seçemedin ha? Ya öyle oluyor bana. Hep böyle seçenek çok olduğu zaman insan seçemiyor. Ben de böyle. Böyle ferahlatıcı şeyler istedim. Böğürtlen falan, vişne falan vardı. Onlar bayar. Limon en iyisidir. Limon güzel. Canlı. Limon. Ben limonu görmedim. Görsem limon isterdim. Onu ama bubble da güzel değil mi? Güzel. Farklı bir tat. Evet. Bugünümüz de böyle geçti. Biz şimdi odamıza geldik. Saat 11 geçmiştir artık. 11.45. Saat 11.45 olmuş. Ben hemen bu videoyu editleyip yüklemeye koyup direkt uyumak istiyorum. Yarın yine yoğun bir gün bizi bekliyor. Yine sizler için ve kendim için tabii ki. İnşallah video çekmeye çalışacağım. İnşallah güzel videolar gelir. İnşallah beğenirsiniz.
O zaman takipte kalın diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.